Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü TV'deki ana haberle karşınızdayız. Ben Büşra Akgül. Bugün de gündemin sıcak detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Urge projesi kapsamında gittikleri Kanada'da ikili görüşmeler yaparak fındığın Kanada vitrinlerinde yerini almasını amaçlıyor. Biz oradan geliyoruz. İhracatı geliştirme projesi kapsamında, Urge projesi kapsamında geliyoruz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, fındık ve fındık mamulleri sektöründe rekabetçiliğin artırılması ve güç birliğinin sağlanması isimli Urge projesi kapsamında gittikleri Kanada'da dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Sial Fuarı'nı ziyaret ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet daha sonra Montreal'e hareket ederek Montreal Başkonsolosluğu'nun düzenlemiş olduğu Türk İş Konseyi toplantısına katıldı. Burada Montreal'de yerleşik ticaret yapan firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Montreal Başkonsolosu Deniz Berkan Umruk, Kanada'da fındığın diğer çerezlerden daha geride kaldığını ve bu gibi heyetler sayesinde Kanada'da da fındığın daha önemli bir yer teşkil edeceğini ve tanıtılacağına inandığını söyledi. Daha sonra gerçekleşen toplantıda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, "Başarılı görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu görüşmeler neticesinde artık Toronto'da, Montreal'de, Kanada'da ve tüm dünyada Türkiye fındığı tüketilmesi sağlanacaktır." dedi. Bu proje Türkiye'nin en popüler bir tarzı seçildi. Yolda boşver bir tarzı. Bu projenin iyi bir proje olduğuna göre benim de almak gerekiyor. Sizlerden destek bekliyoruz. Biz ordu olarak dünyanın en fazla balık üreteniyiz. Dünyanın en fazla fındık üreteniyiz. Türkiye'nin 200 milyon kilo fındık üreten biriyiz. Sonra ihracatımız istediğimiz seviyede değil. Pazarlaması bize yapılır. Bunu yapmak için de sizlerden destek istiyoruz. Burada arkadaşlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş arkadaşlarımız var. Dostlarımızdan, başkonsolosluğumuzdan ve konuyla ilgili herkesle meşgulüzdür. Burada 5 tane ihracatçı firmamız var. Onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Başkonsolosluğumuz sayesinde. İnşallah daha verimli hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşlardan para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Son zamanlarda dolandırıcılık olaylarının hem çeşidi hem de sayısı iyice arttı. Dolandırıcılar gün geçtikçe farklı yöntemler buluyor ve hem duyguları hem de cepleri sömürüyor. En yaygın dolandırıcılık şeklinin telefonla arayıp dolandırmak olduğunu söyleyen Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan, ordulu vatandaşı dolandırıcılığa karşı uyardı. Dolandırıcılıkta en yaygın ve en gündemdeki şekil diyelim, işte telefonla arıyorlar, kendisini hakim, savcı, bir kamu görevlisi olarak tanıtıyorlar. Daha sonra vatandaşımızdan, İşte terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu bildirerek vatandaşımızı korkutmak suretiyle bir miktar paralar alıyorlar. Hiçbir savcının, hakimin vatandaştan para istemeyeceğini söyleyen Erdoğan, böylesi bir durumda vatandaşın hemen 155'i aramasını istedi. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu konuda biz duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tarz durumla karşılaştıklarında lütfen hemen 155'i arasınlar. Çünkü hiçbir savcı, hakim, polis, vali, kaymakam vatandaştan bu şekilde para talep etmez. Üniversite öğrencilerine yaz aylarında toplum yararına programlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam imkanı sağlandı. Bu kapsamda öğrenciler Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında haftada 3 gün çalışarak iş hayatına katılacak. İnşallah bir öğrencilere yönelik sosyal çalışma programını ilk defa bu yaz uyguluyor olacağız. İşkur, aktif iş gücü programları kapsamında işsizlere yönelik gerçekleştirdiği toplum yararına program uygulamasını üniversite öğrencilerine de yaygınlaştırıyor. İşkur'un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplinini kazanmalarını amaçlıyor. İşkur Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, buna göre üniversite öğrencilerinin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum ve kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabileceklerini açıkladı. Yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik sosyal çalışma programını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatıyla yürürlüğe kondu, yönetmelik değişiklikleri yapıldı ve bu birinci 100 günlük çalışma planı içerisinde yer almıştı. İkinci çalışma planı içerisinde de değişiklikleri yapıldı 100 günlük eylem planından sonra. Yükseköğretim öğrencilerini yaz ayları içerisinde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül 4 ayı kapsayacak şekilde ama 3 ay çalışabilecek ve günde haftada 3 gün çalışabilecek şekilde bir program düzenlenecek. Başvuruların Haziran ayında başlayacağını söyleyen Kaymak, öğrencilerin kendi meslek dalları ile ilgili alanlarda işe yerleştirileceğini söyledi. Bunun başvuruları Haziran ayı içerisinde başlayacak ve öğrenciler, yükseköğrenim öğrencileri kendi meslekleriyle ilgili alanlarda, kamu kurumlarında haftada 3 gün ücret mukabilinde sosyal çalışmada bulunabilecekler. Hem kamu kurumlarını tanımış olacaklar, hem meslekleriyle ilgili tecrübe ve deneyim kazanmış olacaklar yaz tatillerinde. İlçe belediyelerinde başlayan tasarruf tedbirleri hala devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf amaçlı iftar yemeklerini iptal etmesinin ardından Altınordu Belediyesi de mahalle iftarlarını kaldırarak sadece iftar çadırı kuracak. Şehrimize, insanımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. İlçe belediyelerinde yeni dönem tasarruf dönemi olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in her gün ayrı ilçede düzenlenen iftar yemeklerini kaldırmasından sonra Altınordu Belediyesi de harekete geçti. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de tasarruf amacıyla iftar yemeklerini kaldırdı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, geçtiğimiz dönemlerde Altınordu'da da her gün ayrı mahallede verilen iftar yemeklerini kaldırdı. Belki yepyeni bir dönem için yeniden sizler aracılığıyla kamuoyumuza seslenme imkanı bulacağız. Başkan Tören, bunun yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tayfun Gürsoy Parkı'nda geleneksel iftar çadırı kurarak burada vatandaşlara iftar verecek. Başkan Tören'in bunun yanı sıra birçok alanda tasarrufa gitmek için kolları sıvadığı da belirtildi. O birlikteliğiniz süresince göstermiş olduğunuz fedakarlık, anlayış ve gayretiniz için teşekkür ediyoruz. Afet dönemi dışında da hayatın her alanında bulunan Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahiplerine yardımını sürdürecek. Modern ve örnek projeler ile Türk Kızılay, hem hayırseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine farklı çözümler sunuyor. Afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca da tüm yardımlarını sürdürecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Başkanı Cengiz Keskin, Ramazan'da verilecek yardımları kaydetti. Kızılay'ın ülke geneline yayılmış şubelerinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da karşılanmaya devam edilecek. İhtiyaç sahiplerinin kapısını gıda kolisi, sıcak yemek veya maddi destek olarak aralamak isteyen hayırseverler, Hilal Olsun Türkiye sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindirecek. Hilal Olsun Türkiye sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Ramazan gıda kolisi, zekat, fitre ve fidye, aşevi ve kurban eti konserveleri dağıtımıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunacak. 2019 yılı Ramazan ayında hedef her zamankinden daha fazla. Bu kapsamda zincir marketlerde Türk Kızılay adına gıda kolileri satışa sunulacak. Ayrıca Türk Kızılay resmi internet sitesinden gıda kolileri bağışları kabul edilecek. Ramazan gıda kolilerinin ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilmeye devam edilecek. Bağış ve bilgi içinse Türk Kızılay çağrı merkezlerini arayabilir veya en yakın Türk Kızılay şubesini ziyaret edebilirsiniz. Engelliler Konfederasyonu'nun Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Türkiye Engelliler Meclisi'ne doğru projesi 3 yıl boyunca 52 ilde yürütülecek. O illerden biri de tabii ki Ordu. Engelliler Konfederasyonu olarak Türkiye genelinde Türkiye Engelliler Meclisi'ne doğru bir proje yürütüyoruz.
Türkiye Engelliler Konfederasyonu ülke genelinde engelli haklarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefleyen Türkiye Engelliler Meclisi için ilk adımı attı. Ordu bir temsilciyle temsil edilirken İstanbul 15 temsilciyle temsil edilecek bu Türkiye Engelliler Meclisi'nde. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nca desteklenen Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek Türkiye Engelliler Meclisi'ne doğru projesi kapsamında 52 ilde yerel meclisler kurulacak. O illerden biri olan Ordu'ya gelen konfederasyon toplantı düzenledi. Ordu ile il engelli meclisini oluşturmak amaçlı buradayız. Arkadaşların hepsine katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Toplantıda konuşan Engelliler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Akbulut, projenin 49. ili olarak Ordu'da olduklarını söyledi. Engelliler Konfederasyonu olarak Türkiye genelinde Türkiye Engelliler Meclisi'ne doğru bir proje yürütüyoruz. Bu projenin 49. ili olarak Ordu ilindeyiz. Ordu ilinde Ordu ili İl Engelliler Meclisi'ni kurmak üzere buraya geldik. Sabah saat 10'da Giresun ilimizde İl Engelliler Meclisi'nin oluşumunu tamamladık. Ordu ilinde faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları, akademisyenler ve engellilik alanında faaliyet gösteren aktivistlerle bir araya gelerek bugün 4 Mayıs günü Ordu ili İl Engelli Meclisi'ni oluşturmak amaçlı buradayız. Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ise projenin 52 ili desteklediğini ama 81 ile yaymak için çalışacaklarını söyledi. Bu proje 42 aylık bir projedir. Bu proje içerisinde ortaya koyduğumuz amaçlar şunlar. Birincisi her ilde 52 ili destekliyor projemiz. Projenin sınırları o kadar. Yani 81 ili değil. 52 ildeki faaliyetleri destekliyor. Ama biz karar verdik. 29 ili de kendi olanaklarımızla ve büyük fedakarlıklarla yemeyip içmeyip o illeri de örgütleyerek 81 ile ulaştıracağız örgütlenmeyi, meclisi. Her il kendi meclisini kuracak. O mecliste o ilin bütün dernekleri, kuruluşları eşit olarak temsil edilecek. Eğer dernek sayısı çok fazlaysa birer temsilciyle, eğer dernek sayısı çok az ise örneğin Rize'de olduğu gibi üçer, ikişer temsilciyle ama eşit temsil edilecek. Bu meclis kendi kararlarını kendi verecek. Kendi başkanını seçecek, kendi başkan yardımcılarını seçecek. Sonra bu meclislerimiz Türkiye Engelliler Meclisi'ne göndereceği, yani Ankara'ya göndereceği ve o ili temsil edecek olan temsilcisini seçecek. Ulubeyli Mehmet Dut, babadan öğrendiği el sanatını 60 yıldır icra ediyor. Biz de onun bu sanatına bugün eşlik ettik. Şimdi o renkli görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Ben Ulubey Yukarı Kızıl'ın mahallesindeyim. Mehmet Dut, 1949 doğumluyum. Ulubeyli Mehmet amca 60 yıldır uğraş verdiği el yapımı okularla sanatını icra ediyor. Okuların yanı sıra el oyması kılıçlar da onun maharetli ellerinden çıkıyor. Bisikletten başkasını hallederim. Bisiklete binemiyorum bir tek. Bunlar 60 seneden beri devam edip yapıyorum. Mehmet amcaya göre bisiklet sürmek dışında elinden her iş gelir. 11 yıl önce de kaybetmiş olduğu rahmetli eşinden sonra kendini tamamen el sanatına verdi. Ama bu sanatın tarihi yıllar öncesine dayanıyor. Babam ustaydı. Çocukluktan beri babamdan öğrendim. Bunları da elden gördüm abi kılıçları yapıyorum. Öyle her şeyi gördüğümü kaçırmam yani. Evinin altındaki dükkanında yaptığı bu sanat eserlerinin aynı zamanda satışını da gerçekleştiriyor. Satıyorum, yapıyorum. Hediye ediyorum, yapıyorum. Nerede satıyorsunuz peki? Her yerde. 150 lira, ufağa 100 lira, bunlar 50 lira alana veriyorum. Bazen işte satıyorum. Ulubeyli Mehmet amcamız kendi elleriyle yapmış olduğu bu oklarla aslında bir sanat icra ediyor. Kendisi bize nasıl ok atılır gösterdi. Şimdi bir de biz deneyeceğiz bunu. Evet.
Mehmet amcamız haber esnasında kullanmış olduğumuz ok ve yayı bize armağan etti. Kendisine buradan da teşekkürlerimizi iletip bir diğer haberimize geçelim. Öceli Hüsamettin Çubuk İlkokulu bu kez renkli ve bir o kadar da eğlenceli görüntülere sahne oldu. Ordu Üniversitesi öğrencileri aldılar ellerine fırçaları, okulun duvarlarını çizgi film kahramanlarıyla doldurdu. Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencileri ders kapsamında yapmış oldukları projeyle hem bir ilki imza attılar hem de gönülleri fethettiler. Aslında bu yıllardır süregelen bizim okul olarak özellikle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz olarak yapmış olduğumuz bir uygulama. Okul müdürümüz Profesör Doktor Kürşat Korkmaz hocamızın da destekleriyle biz Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencilerimizle yine bölüm başkanımız Fatma Pamuk önderliğinde okullarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Amacımız burada üniversitemizde devleti bir araya getirmek. Devlet okullarına özellikle hizmet götürmeye çalışıyoruz. Gerçekten okullarımızda hizmete muhtaç olan okullarımız var. Duvarlarını çocuklarımız için renklendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz de bu kapsamda uygulama yapmış oluyorlar. Kendilerini de görmüş oluyorlar. Öğrenciler aldılar ellerine fırçaları ve boyaları. Bu kez Öceli Mahallesi Hüsamettin Çubuk İlkokulu'nu boyamaya koyuldu. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı. Çalıştırırken mesela öğrencileri hep beraber teneffüs olduğu zamanla yanımıza geliyorlar. Meraklı bir şekilde soruyorlar, öğreniyorlar. Genellikle öğrencilerimiz sevdiği karakterleri seçmeye çalıştık. Gördükçe heyecanlanıyorlar, mutlu oluyorlar. Hatta yardımcı olmaya da çalışıyorlar. Malzeme eksikliği olduğu zaman böyle ki kendileri getirip kendileri yardımcı olmaya çalışıyor. Yani onların mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor açıkçası. Boyanan okulun duvarlarında Keloğlan'dan Nasrettin Hoca'ya, Hacivat'tan Karagöz'e, Bugs Bunny'den Daffy Duck'a, Sylvester'dan Tweety'ye, hatta Şirinler'den Gargamel'e kadar birçok çizgi film karakterini görebilmek mümkün. Boyama işlemini gerçekleştiren öğrenciler sadece okulu boyamakla da kalmıyor. Okulun öğrencileriyle seksek bile oynuyor. Hüsamettin Çubuk İlkokulu Müdürü Nurettin Odabaş yapılan bu çalışmayı değerlendirerek hep hayalinde olan çizgi film kahramanlarıyla okulun süslenmesine katkıda bulunan mercilere teşekkürlerini iletti. Öğrenci arkadaşlar bize geldiler. Toplum yararına kapsamında bir faaliyet yapmak istediklerini, neler yapabiliriz diye konuştular. Ana sınıfına bir şeyler yapmak istiyoruz dediler. Ben de okulun duvarlarını çocuk kahramanlarıyla boyatmak hep hayalimdeydi. Onlara dedim hep beraber bir boyama işi yapabilir miyiz? Onlar da çok memnun oldular. Ben de çok memnun oldum. Farklı farklı karakterlerle belki de pazartesi günü bizim öğrencilerimiz için onların desteğiyle çok güzel bir sürpriz olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta üniversitemiz olmak üzere emek veren öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yöremiz Türküleri Korosu'nu gerçekleştirdi. Koroyu izlemeye ise çok sayıda sanatsever geldi. Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yöremiz Türküleri adı altında Türk Halk Müziği konserini gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen konsere çok sayıda sanatsever katılım gösterdi. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserin şefliğini ise Cemalettin Kalender üstlendi. Koronun hazırlığı ise Ankara'da gerçekleştirildi. Fatsa Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak sanatsal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Kültürel faaliyetlere önem veriyoruz. Derneğimizde bir tane bir kütüphanemiz mevcut. Yörenin eserlerinin olduğu, yörenin yazarlarının ve yöreyi yazanların kitaplarının olduğu bir kütüphanemiz var. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarımız var. Türk Sanat Müziği korosu ikinci dönem faaliyetine ara verdik. Türk Halk Müziği korosu olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Koroda bulunan eşsiz seslere renkli enstrümanlar da eşlik etti. Konserde koro çalışmalarının yanı sıra solo çalışmalar da yer aldı.
Sanatseverlerin deyim yerinde ise kulaklarının pası silindi. Bu son haberimizle birlikte TV52 Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları sevgili izleyenler.